Merhabalar, Yansıma'nın 6. programına hoş geldiniz. Bugün Ömür Kılıç ile birlikteyiz. Hoş geldin Ömür. Hoş bulduk. Direkt sorularla başlıyorum. Tabii. Ben soracağım, sen cevaplayamayacaksın. Ömür kim? Bana 3 cümleyle Ömür'ü açıklar mısın? Aşırı derecede vicdanlı, umursamaz ve hırslı. Teşekkür ederim. Şu an yaptığın iş ne ve bölümünle alakası ne? Toplumla ilgileniyorum. İnsanlara psikologluk tarzında yardımcı olmaya çalışırken geleceklerine de yön vermelerini sağlıyorum diyebilirim. Yaptığım iş ise falcılık. Anladım. İnsanları fal baktırmaya geldiğinde duymak istediklerini mi söylüyorsun yoksa içinden geçenleri mi? Doğruları, psikolojilerini alt üst etmeyi severim. Bununla peki tatmin oluyorlar mı? Evet. Falda söylediğin cümlelerle insanların kaderini değiştirdiğin oluyor mu? Kaderi değiştirmenin kimseye bir fayda getirmediğini düşünüyorum. Çünkü herkes kendi seçimlerini yaşıyor. Yaşaması gerekeni yaşıyor. Tabii ki bazı dinleyen insanlar da bunun faydasını görüyorlar. Peki tam tersi oldu mu hiç? Oldu, tabii ki oldu. Yani seni dinleyip daha da kötü olan? Daha kötü olan değil ama bütün hayatını benim söylemlerime göre yönlendiren oldu. Bu da onun hayatını ters tepti galiba. Bana göre bağımlı hale gelmesi benim için ters tepme durumu. Bu bağımlılığın sendeki negatif yanı ne, ondaki negatif yanı ne? Aslında ona göre düşünürsek bunun bir negatif etkisi yok. Ben de maddi konumumu düşünürsem bana göre de bir ters etkisi yok. Ama kişilik ya da kişinin kendisiyle alakalı hepimizin bir aklı ve iradesi var. Seçimlerine karışmak benim için negatiflik getiriyor. Onun hayatındaki önemli durumları belirlemek ya da önemli kararları almanın ağırlığı benim üstümde çok kaldığı olmuştu. Pekala, şu şekilde devam edelim. Enerji konusuyla da ilgileniyorsun. Evet. Duyduğumuza göre. Bir enerjiye inanmayan insan geldi mi karşına ve onu nasıl ikna edebiliriz? İkna edebilir misin? Şöyle söyleyeyim. Enerjiye inanmayan bir insana gün doğumunu ve gecenin olmasını soruyorum ben. Peki bununla ne? Dünya da bir enerjiyle dönüyor, yer çekimine inanıyor, dünyanın döndüğüne inanıyor. Bizim neden enerjisel varlıklar olduğumuza inanmıyor? Mesela bazı zamanlarda başım ağrıdı, enerjim bitti kelimesini de duyuyorum ben bu tarz insanlarda. Hiç inanmayanlar. Mesela hiç inanmayan diye çok birisini görmedim açıkçası. Sadece bunu bir yüzdelik dilimde sınırlarsak %30 tarzında inanmadığını söyleyenler oldu. Tabii ki ben de bunlara saygı duyarım. Teşekkür ederim. Cinsel yöneliminle ilgili birkaç duyumu aldık. Bunlarla ilgili soru soracağız. Cinsel yönelimini ilk ne zaman fark ettin? Çocukken. Nasıl siz doğduğunuzda karşı cinse karşı ilgi duyuyorsanız bu durumda yine aynı şekilde tezahür ediyor. Ergenlikte yani. Ergenlikte değil, çocukken bunun farkında oluyorsunuz. Nasıl 6-7 yaşında ilkokulda bir kıza karşı ilgi duyuyorsanız bu durum da aynı. Bu değişmez, insanın içinde var olan bir şey. Tabii ki bir de şöyle bir durum var, bunu maddi konum olarak sonradan seçenler var. Ben bunu yanlış buluyorum sadece. Peki ilk aşkın, bu konudaki ilk aşkın evet. Ve ilk tepkisi neydi? İlk aşkım benim 16 yaşındayken olmuştu. Ve şu anda evli. Sana karşı bir tepkisi neydi? Biz zaten sevgiliydik onunla beraber. Hatta hayatımdaki ilklerin çoğunu onunla yaşadığımı da söyleyebilirim. Daha sonrasında aile baskısı, o biseksüel bir bireydi. Evlenmek zorunda kaldım. Anladım. Peki ailene ilk söylediğinde ailen ne dedi? Aslında ben aileme söylemedim. Yani bilakis benim ağzımdan çıkan bir şey yoktu. Tamamıyla teyzeme söylemiştim, teyzem anneme söyledi. O silsile o şekilde devam etti. Tabii ki çok büyük bir tepkiyle karşılaştım. Ama bunun başında zaten bu bilinen bir şey. İnsan çocuğunu görür ama onun üstüne toz kondurmak istemez. Aslında bilir sorunun olduğunu. Aslında bu bir sorun da değil ama onların düşüncesine göre sorun, yetiştirilme tarzlarından dolayı. Peki ailede anne her zaman yumuşatan bir kısımdır. Sende de böyle oldu mu?
Ben de şöyle, benim annem de babam da çok sert insanlardır. Yani yumuşatmadılar. Bunun sana tepkisi çok büyük oldu yani. Tabii ki. Hiç geri dönmeyi düşündün mü bu düşünceden veya da yönelimden diyelim? Şöyle söyleyeyim, ben şu anda sana sorsam ki kadın olur musun diye olur muydu? Hayır. Benimki de böyle. Isparta'daki LGBT toplumunun konumu nedir? Yani aslında Isparta'da pek fazla bir konumları yok. Herkes gizli kapaklı yaşamaya çalışıyor burada. Ama tabii ki benim tanıdığım insanlar var. Onlar birazcık daha özgürleştirmeye çalışsalar da burada hala bir dernek kurulamıyor. İnsanlar hala daha yargılama aşamasındalar. Dışarıda hakaret, kapı arkasında sevgili sözcükleri. Pekala, bunu çok içtenlikle soracağım. Çok bu arada hoşuma giden bir şekilde özgüvenlisiniz. Dışarıda bu özgüveninizi çok fazla irdelemiyorlar mı? Çok fazla kırmaya çalışmıyorlar mı? Tabii ki. Ben bunu üniversitede de yaşadım. Bütün hayatım boyunca, hatta muayene olacağım doktorda bile ben bu durumu yaşadım. Doktorda yaşadığınız durumda, evet, bunu biraz daha açabilme şansınız var mı? Şöyle, doktor çok fazla değer yargılarıyla yetişmiş bir insandı. Ve ben o dönem bir genel cerraha gitmiştim. Ameliyat konusunda bana yardımcı olamayacağını söyledi. Sebebini belirtti mi? Sebebi yönelim. Kendisi LGBT bireylerine pek fazla dokunmak istemiyormuş. Gerçekten sözün bittiği noktadayız. Yansıma'nın 6. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.